söyleyeceğim. Sen değil. Meyve veren ağaç taşlarlar diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Kafalar karışık. Yiyin kaşık kaşık. Laterna TV ara sıcak. Bugün çok önemli bir şey yapıyor. Bugün 27 Temmuz 2023. Yarın 28 Temmuz 2023. Yarın Aşure günü. Dolayısıyla bugün Almanya'dan özellikle sadece aşure pişirmek için bu hafta gelmiş olan Yeşim ve bizim en büyük yardımcımız Meryem Hanım ofiste çorba yapıyor, yoğurt yapıyor, sütlaş yapıyor, daha neler neler yapıyor. Dolayısıyla ikisi bir arada Yeşim'in ikinci aşure yapışı, Meryem Hanım'ın ilk aşure yapışı. Hepinize zevkli seyirler, afiyet olsun şimdiden. Evet, aşureye başlayacağız ama başlamadan önce aşureyle ilgili çok farklı duyumlar var. İşte kimine göre Hint adeti, Hint felsefe yemeği, festival yemeği. İşte kiminin Nuh peygamberin gemisinde pişirilip hayvanlara evet, kadar herkese verilen bir yemek. Bazı yerlerde 12 imamlar için geçer, en az 12 parça malzeme konulur diye. Yani böyle farklı farklı duyumları olan, inançları olan bir yemek. Ben ikinci defa yapıyorum bunu. Umarım beğenilir. Onun için adını da şaştım aşure koydum. Evet, buyurun hep beraber yemeği yapalım. Tatlıyı yapalım. Bu aynı zamanda Orta Anadolu'da tuzlu ve çorba olarak da geçiyor. Ona da aşure deniyor ama bizim bildiğimiz aşure daha çok tatlı olan aşure. Bir de tabii buna gül suyu koyarlar. Ben gül suyunu pek tercih etmiyorum. Herkes yiyemeyebiliyor. Evet, şimdi Meryem Hanım'la başlayacağız. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Daha önceden akşamdan ıslattığımız fasulyemiz, nohutumuz ve aşurelik buğdayımız hazır. Buğdayın suyunu, haşladığımız suyu burada. Bunun içine buradaki malzemelerimizi koyup pişirmeye başlayacağız. Malzemelerimiz nedir? Nohut, fasulye, buğday, kuru kayısı, kuru incir, kestane, ceviz, kuş üzümü, Antep fıstığı, bir de çam fıstığımız var. Bunun haricinde biraz tuz, biraz da şeker ilavesiyle bitireceğiz. Tamamdır. Şimdi fasulyeyi koyuyoruz. İlk önce buğdayı koyduk. Akşamdan zaten hazırladığımız için ne kadar olacağını tencerenin de büyüklüğünü hesaba katarak, evet. Ben diyorum ya, şaştım aşure, göz kararı. Ben de göz kararı yaparım. Merhabalar. Bugün aşure yapılıyor ama Can abi yapacak diye geldim gene ben. Gene başkaları yapıyor. Ben Can abinin ne zaman yemeğini yiyeceğim, ne zaman aşuresini yiyeceğim hiç bilmiyorum. Sürekli başkaları yapıyor. Takip edemiyorum artık. Çok zorlanıyorum yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir de aşure çok karışık. Her şey var. 12 tane malzemeden oluşan bir yiyecek ve ben karışık yemekler yiyemem, içemem. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Yani yaklaşık 2 su bardağı fasulye, 2 su bardağı nohut. Islanmış hali değil mi? Islanmış hali. Ve gene 2 su bardağı aşurelik buğdayımız var. Evet, onlar birbirleriyle kaynaştıktan sonra diğerlerini koyacağız. Kaynaşma demek kaynaması mı demek? Hayır, yani birbirlerine özleşmeleri, birbirlerini çekecekler. Normalde 1 kiloya ya da 1 litreye 1 kilo şeker diye düşünülür ama o bence bu kadar tatlı malzeme varken çok fazla geleceği için ben onu böyle bir 4-5 kaşık olarak hesaplıyorum. Bir küçük kaşıkla da tuz koyuyoruz. 12 malzemeyi tamamlayalım. Peki incir karartmıyor mu aşurenin içini? Biraz karartıyor. Biraz karartıyor. Ama gene de koyuyoruz. Tadı çok güzel oluyor çünkü. Ama ben kestaneliği daha çok tercih ediyorum. Evet, burada kestane de var. Var. İlk defa yiyeceğim ben. Kestanemiz de var. Biraz zor bulduk ama var. Evet, dün zorlandık. Bir de şeydir, aşure evde kaynarsa bereket olur derler bizde. Öyle derler, evet. Aşure kaynasın, evin bereket olsun, bereketli olur inşallah. Daha önceden kestiğimiz gün kurusu kayısılarımız var. Bunları da akşamdan hazırladık. İncirimiz hazır. Demin koyduğum kestaneydi. Burada da kuş üzümü, fındık, çam fıstığı, badem ve Antep fıstığı var. Bir de cevizimiz var. Bu da kestanenin suyu. Biraz da ondan koyacağız. Ama kestane şekerinin suyu değil kestane mi? Kestane şekerinin suyu. Çünkü başka türlüsünü bulamadık. Pekmez de koyan var mıdır?
Vardır herhalde, bilmem. Çok rengi çok koyu olan. Ben koymam da. Yeşim Hanım ikinci defa aşure yaptığını söyledi. Fakat çok deneyimli gözüküyor. Sonuç ne çıkacak çok merak ediyorum. Şimdi tabii program ara sıcak olunca şaşlı maçları çoğalıyor. Tabii ki. Bundan sonra da genelde benim tariflerimde şaşlı maşı yiyeceksiniz efendim. Geçen hafta yaptık biz Simay'la bir tane şaşlı maşı. Şimdi onlar birbiriyle kaynaştı mı? Evet. Çünkü hepsi zaten daha önceden haşlanmış olduğu için birbirleriyle kaynaşmaları daha kolay oluyor. Aşure sıcak mı yenir, soğuk mu yenir? Bazı yörelerde çorba gibi yapıldığı için sıcak da yeniyor ama genelde ben soğuk yenir diye biliyorum. Hep öyle gördük. Ama sıcak da deneriz bugün. Dolayısıyla şimdi bu aşureleri bekleteceğiz. Evet. Yarın Alperen gelecek, ofise götürecek, terlenmiş vaziyette. Evet, doğru. Üstüne de yönetmenim nar bulsun bari, biraz narla falan süsleyelim. Yani şimdi sıcak mı yenir diye sordun, deneriz. Nasılsa burada pişiyor. Vallahi İlk etabı burada hazır. Sıcak o deneriz. O ne bulsa yiyor. Onu da yiyor, bunu da yiyor. Yarın da ofiste soğuk yeriz. Aşure, ben bilmiyorum aşure yapmaya gelmişiz ama aşure nedir ya? Yöresel lezzetler mi? Nereden gelmiş aşure? Ne güzel, burada biz mürekkep balığı makarna yapacaktık. Sonra karides yapacaktık. Daha klas şeyler peşindeydik yani. Hani gel burada aşure. Aşağı köyden mi gelmiş? Bilmiyorum yani. İçine de bir sürü şey attılar. Gömleğimi mi? Yani işte karışık. Bu gömleğim duygularımı yansıtıyor. Karmaşık duygular işte böyle. Gökyüzü, bulutlar falan, hava. Kelebeği gördün mü? Evet, kuş üzümünü koyuyorum. Dediğim gibi herkes gül suyu sevmez, tarçın sevmez. O nedenle normalde ben bunun içine bir iki tane de kabuk tarçın atardım ama şimdi atmıyorum. Çünkü tarçın çok intensif tadı olan bir baharat. Dolayısıyla herkes sevmeyebilir. O nedenle koymadık. Karanfil de aynı şekilde. Ama biz tarçınla karanfili başka ürünlerimizde kullanıyoruz tabii. Evet, o ürünlerden de yönetmen sonra bahsedecek. Hani şey, buğdayı biraz daha ekleyebiliriz sanki. Öyle mi? Evet, biraz daha koyabiliriz. Kaşıkla tabii ilave yapabiliriz. Çünkü onu göz kararı koyduk. Masanın üstü boşalıyor. Buğdayken boşaldı. Evet. O ne şimdi? Bu çam fıstığı. Yan ürün bunlar. Ana ürünler girdi, kaynamaya da başladı. Bunlar da yan ürünleri. Ben bunun adını çam fıstığı bilmiyordum. Yani helvalık fıstık bilirim. Helva yaparken helva koyduk. Helva fıstığı, evet doğru. Ha, şunu en son koyuyorduk, bu fındık. Onu zaten üstüne koyacağız. Malum Serde bazılarımızda Anteplilik var. Dolayısıyla Antep fıstığını özellikle koyuyoruz. Doğru, bir de lütfen Antep fıstığı diyoruz. Antep fıstığı dedik. O fındıklar ne kadar küçükmüş öyle. Onlar pikolo. Onlar Ordu'dan geldi. Pikolo. Özel fındık. Evet. Ve yani bunun içinde de üstünde de süs olarak güzel oluyor. Bu da cevizimiz. Biraz daha mı? Bir de üstüne koyacağımız malzemeler var. Onları da ayrı tutuyoruz. Ceviz, işte pikolo fındık, gene badem. Ama bademi biraz içine atıyoruz ki yumuşasın. Acaba bu kuru yemişleri bir gece evvelden sıcak suda mı bekletseydin? Yok, gerek yok. Bence gerek yok çünkü aşure bittik, servise başladıktan sonra servis tabağının üstüne süs olarak da konuyor. Ama bunun asıl önemli malzemesi nar. Fakat mevsimden dolayı nar bulamadık. Dolayısıyla ne içine ne üstüne bu sefer nar koyamayacağız maalesef. Ha, içine nar konuyor. İçine öyle koyarım mi? Ben. Diyorum ya, yeşim şaşlı maşı. Yeşim şaşlı maşında tabii ki kuru üzüm yok. Çünkü yeşim şaşlı maşı kuru üzüm olmaz. Evet. Evet, şimdi aşureyi kaynamaya bıraktık. Kaynayıp kendini biraz topladıktan sonra biraz daha böyle jelimsi bir şey alacak. Çünkü koyduğumuz bütün malzemenin ister istemez bir un şeysi var. Onun nişastası var. O jel kıvamına gelince kapatacağız. Kaplara servis edeceğiz. Evet, aşure yiyoruz. Umarım nohutla fasulyenin gaz alınmıştır, yoksa sonrasını düşünemiyorum. Bir de kalabalığız yani. Bizim oralarda gazı alınır, pekmezi konur. Oh!
Çok güzel olur. Meryem Hanım ilk defa yapıyormuş. Hani normalde evet eli çok lezzetli ama aşurede nasıl bilemiyorum. Hiç şekerli bir şeyini yemedim. Merakla bekliyorum. Aşuremiz oldu. Şimdi kaplara dağıtacağız. Ve yani biz isterseniz burada soğuk sıcak yeriz. İsterseniz yarın aşure gününde herkese dağıtılır. Soğuk yenir. Aşurenin bir yerindeki amacı da bir yerde pişer ama 15 yere birden dağılır. Böylece bereketi daha da çok artsın denir. İşte bereketli olsun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Teşekkür afiyet ederiz. Olsun. Afiyet olsun. Size kaldı. Kusura bakmayın. Yok, benim el bunları tartamıyor olur. Bugün. Biraz da suyundan değil mi? Bence yeterli. Bence yeter. Yalnız aşuremizin kıvamı süper. Evet, yani soğuduktan sonra mı süsleyeceğiz? Soğuduktan sonra süsleyeceğiz. Biraz ılınınca süsleyeceğiz. Ama bittiği zaman yani soğuduğu zaman bıçakla kesebilecek gibi duruyor sanki. Ciddi mi? Evet. İddialı. Göreceğiz, iddialı. Dumanı üstünde aşure. Şaştım aşure bu. Vallahi şaştım aşure ama ne koydular, neyden ne kadar koydu hiç anlamadım. Elleri lezzetli anladım kadarıyla ona güvenerek böyle ne varsa gerçekten şaşırtıcı derecede koydular. 12 tane, 12 imam için mi, 12 dede, 12 bir şey için 12 malzeme gerekiyormuş. Yani koydular bir şeyler. Ortaya ne çıkacak merak ediyorum. Bana sorarsanız bir iki gün önce çalışmış da olabilir. Emin değilim bu konuyla alakalı. Evet, aşure oldu, soğudu. Şimdi süslemesine geçtik. Evet. Afiyetle yiyelim. Meryem Hanım gayet de güzel süslüyor şimdi. Bugün 27'si olduğunu söylemiştim. Yarın 28'inde ofiste bu aşureleri güzel afiyetle yiyeceğiz. Siz de evde yaparsanız siz de yiyin. Bu arada Laterna TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimlerinizi açın abone olduktan sonra ve lütfen yorum yapın. Belli ki burada bir takım şeyleri siz farklı yapıyorsunuzdur. Onları da bizle paylaşırsanız belki bir sonraki sefere Gülşen aşure yaptığında onu uygularız. Hepinize iyi günler, kolay gelsin. Tamam, şimdi bana gıybet yap dediler ama ben gıybet yapmayı sevmiyorum. Sadece şunu öğrendim. Ben bugüne kadar ilk defa aşure yaptım ama bundan sonra hep yapacağım. Çok pratik, kolaymış. Yeşim Hanım sayesinde öğrendim onu da. Hatta aşure ayı bitmeden bir daha yapacağım ben. Meyve veren ağaç taşlarlar diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Konuştuklarını yani cesarete bak ya. Nasıl konuşuyorlar değil mi? Yani odada bir tane orak asılı. Kimse bunu görmüyor. Çok enteresan bir şey. En çok hangisi konuştu Gülşen? Giydirdiler. Oo çok güzel. Şimdi nasıl söyleyeyim? Dediğim gibi meyve veren ağaç taşlarlar. Hepsi konuşsun. Konuşabilirler. Bir gün ben çok kötü konuşacağım ama. Hepsi de böyle. Bayağı bir konuşacağım inşallah. Thank you.